Vupsi Özay'ın annelik deneyimlerini anlattığı Lohusa filmindeki sahneler halk arasında albastı ya da al karısı olarak Lohusa hummasını gündemimize taşıdı. Peki bu rahatsızlık nedir? Anlatalım. Lohusalık humması genellikle yeni doğum yapmış kadınlarda yüksek ateş, halsizlik ve ağrı gibi belirtilerle kendini gösteren bir durumdur. Halk arasında psikolojik bir rahatsızlık olarak bilinse de aslında enfeksiyon kaynaklıdır. Nedeni ise doğumdan sonra hijyen kurallarına yeterince dikkat edilmemesi. Tedavi edilmezse olumsuz sonuçlara yol açabileceğini söylemek mümkün. Peki belirtiler nelerdir? Anlatalım. Doğum sonrası dönemde lohusa humması en belirgin olarak yüksek ateşle kendini gösterir. Vücut sıcaklığının 38 derece ve üzerinde olması, yüksek ateşin en az 12 saat arayla iki kez ölçümle doğrulandığında tanımlanır. Yeni doğum yapmış kadınlarda lohusa hummasının diğer belirtileri de elbette bulunmaktadır. Bu belirtiler şunlar olabilir. Genel halsizlik, ciltte solgunluk, sürekli soğuk terleme, ateş nedeniyle titreme, kalp atış hızının artması, baş, bel ve boğaz ağrısı, karın ağrısı ve şişlik. Peki lohusa hummasına ne iyi gelir? Tedavi sürecinde kadınların kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri ve dinlenmeye önem vermeleri, hastalığın olumsuz etkileriyle başa çıkmak için yararlı uygulamalardır. Ancak halk arasında yaygın olan bazı batıl inançlar bu soruna çözüm sağlamaz. Örneğin anneye kırmızı kurdele bağlama veya şerbet içirme gibi yöntemlerle hastalığın tedavisi ne yazık ki mümkün değildir.